Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Antalya'da dini inanç ve duyguları suistimal etmek suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılanan Tali Yüksel T. ve eşi Öznur T.'nin olduğu iddia edilen ses kayıtları ve görüntüleri mahkeme kararıyla Ankara TRT Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Antalya'da sende ölüm büyüsü var diyerek ayrıca cin çıkarma seansları düzenleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak ve cinsel saldırı iddialarıyla tutuklanan sanıklar Tali Yüksel Y. ve eşi Öznur Y.'nin yargılanmasına devam edildi. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tali Yüksel Y. ve eşi Öznur Y., mağdur E.O. ve taraf avukatları katıldı. Mağdur E.O. delil olarak mahkeme heyetine sunacağı görüntüler ve ses kayıtları olduğunu söyledi. Görüntülerin içeriğini anlatan E.O., görüntülerde Öznur Y.'nin eşi Tali Yüksel Y.'ye Hoca Efendi bunları ben okudum şeklindeki sözler ve hakaretleri var. Yine aynı şekilde Öznur Y.'nin eşine yönelik bu insanları iyileştiriyor musun yoksa süre mi veriyorsun? Ne yaparsan yap. Ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum söylemleri de mevcut dedi. Görüntüleri ve kayıtları 4 adet CD halinde mahkeme heyetine teslim eden E.O. Öznur Y.'nin Hoca Efendi, bunları ben okudum dediği görüntüyü kendisine sanık Tali Yüksel Y.'nin sosyal medya aracılığıyla gönderdiğini söyleyerek diğer görüntüleri ise akıllı saatin gizli kamerasından çektiğini belirtti. Suçlamaları reddeden sanık Tali Yüksel T. E.O.'ya sosyal medya aracılığıyla görüntüyü göndermediğini söyledi. Yüksel T. eğer gönderilmişse de hangi telefon numarasından gönderildiği tespit edilsin. Ayrıca eşimle aramda geçen konuşmalara yönelik iddiaları da kabul etmiyorum. Güzel hazırlanmış bir tiyatro sahnesinin içerisindeyim. Tahliyemi talep ediyorum. E.O. bana seni kimseye yar etmeyeceğim, senin karının ne mal olduğunu sana göstereceğim şeklinde ifadeler kullandı. Bu nedenden dolayı bana komplo kuruldu. Keşke bunları bana söylediği zaman ses kaydı alsaydım. Eşinden boşanırsan seni şikayet etmeyeceğim gibi söylemleri de var. Keşke ses kaydı alsaydım. Vicdan azabı çekiyorum. Eşim suçsuz yere içeride yatıyor. Çocuklarım da rezil. Benim aleyhime ifade veren müştekilerde akraba birbirinin aynı solan ifadeleri var. Onlar da bu komplonun içindedir ifadelerini kullandı. Sanık Öznur Y.'nin avukatı müvekkilinin yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak tahliyesini talep etti. Öznur Y. de tahliyesini talep ederek üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti. Öznur Y. CD içerisinde yer alan görüntülerin de asılsız olduğunu belirledi. Mahkeme heyeti ise mağdur E.O.'nun sunduğu görüntü ve ses kayıtlarının sanıkların orijinal sesiyle tespit edilmesine karar verdi. Mahkemenin kararıyla bilirkişi tarafından sanıklardan alınan ses kayıtları ve mağdur E.O.'nun sunduğu kayıtlar karşılaştırılarak tespit yapılmak üzere Ankara TRT Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Aynı zamanda mahkeme sanıkların tutukluluğunun devam edilmesi gerektiğine de karar vererek davayı erteledi. Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.